Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept. Önce Milli Eğitim Bakanı'nı canlı yayında konuk edeceğiz, ağırlayacağız. Ardından da Tarafsız Bölge'nin o bildiğiniz tartışma formatı ekrana gelecek. Niye Milli Eğitim Bakanı? Tabii herkes biliyor. Çünkü bugün okullar açıldı. Ee, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk Ahmet Hakan Bey. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Heyecanlı mısınız siz de? Bütün evet, çocuklar... tabii, bugün, bugün yaklaşık 19 milyon öğrencimiz uzun aradan sonra eğitim-öğretimle buluştular. Gerçekten kaç, kaç dediniz? 19 milyon öğrencimiz. 19 milyon tabii, aslında. Yani çok te, Okul öncesi, temel eğitim, orta öğretim. Bir Biz, ordu, büyük bir ordu. Bir de öğretmenlerimize dahil ettiğimiz zaman 1.2 milyon öğretmen aslında benim bildiğim 150'ye yakın ülkenin nüfusundan daha fazla olan bir eğitim sistemimiz var. Gerçekten devasa bir sistem. Öğretmen sayımız kaç? 1.2 milyon. 1.2 milyon öğretmen, 19 milyon öğrenci evet. bugün. <laughs> ee... Ders başı yaptılar. Evet. Öyle Tabii diyeceğiz. o 1.2 milyon öğretmenin bir kısmı özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerimiz. En son 1 Eylül'deki atamayla ilk defa Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen sayısı, okullardaki öğretmen sayısı da 1 milyonu geçti. 1 milyonu geçti. geçti. Ama yani. özel eğitimdeki... Tabii biz eğitim sistemin bütün olarak bakıyoruz. Hep, yani hepsi. 857 bin derslerimiz var derken özel öğretim kurumlarını da dahil ediyoruz. Aslında devlette bağlı okullardaki derslik sayısı... 600 binler civarında. Ama... 10, 19 milyon deyince ö, öbür öğrencileri e, tabi, de tabii. Ama oran düşüktür. Özel öğretim kurumlarının oranları %9'lardadır. Yani tüm tüm dünyada aslında böyle. Yüksek öğretimde de böyledir. Vakıf yüksek öğretim sayısı fazladır ama öğrenci sayısı yüksek öğretimdeki %10'lar civarındadır. Yani her zaman devlet eğitimde ana hizmet sağlayıcısıdır. Mu muhakkak. Yani. Peki <laughs> şu, sorunsuz bütün okullarımız kapılarını açtılar. Bütün öğrencilerimiz sorunsuz bir şekilde bugün ilk günlerini geçirdiler diyebilir misiniz? E, tabii mi? ki, tabii Milli ki. Eğitim Bakanı olarak. Aynen öyle. Bir de bu sene biliyorsunuz Ahmet Hakan Bey çok erken başladık hazırlıklara. Yani 17 Haziran'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı kapandıktan sonra İstanbul'da başlangıcını yaptık. Tüm okul yöneticilerimizi bir araya gelerek hem bir yılı değerlendirdik hem de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarına çok erken bir şekilde başladık. İstedik ki Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken tüm öğrencilerimiz sorunsuz bir şekilde, tüm öğretmenlerimiz sorunsuz bir şekilde, tüm velilerimizle gönül rahatlığıyla eğitim öğretimden memnun olacak şekilde e, hizmetimize kavuşsunlar. Hazırlık nedir? Yani ne yapıyorsunuz mesela? Ya bir, 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 Haziran ayında başlayan hazırlıkta ne, neyi yapıyorsunuz? Bir kere birincisi biliyorsunuz eğitimde fırsat eşitliği bağlamında e, her sene ders kitapları e, tüm çocuklarımıza 1. sınıftan 12. sınıfa kadar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yani eğitim sistemindeki tüm öğrencilerimiz ders kitaplarını sınıfa gittikleri zaman masalarında hazır olarak görüyorlar. Bu ama, sene bir yenilik yaptık. Ama o uzun zamandır bu Öyle. 19 yıllık bir 20 yıllık bir gelenek. Ya bu özellikle vurguluyorum çünkü eğitimde fırsat eşitliği ana odak olduğu zaman gerçekten sistemdeki öğrencileri sosyal e, eğitim politikalarıyla sürekli desteklemeniz lazım. İkincisi Yardımcı kaynak problemi var da biliyorsunuz eğitim sistemimize yıllardan beri velilerin üzerinde maddi bir külfet oluşturan yardımcı kaynak. Yardımcı kaynakla ilgili 2021 yılında o eğitim öğretim başladığı zaman Covid salgını da bir fırsat bilerek çok Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarını seferber ederek yardımcı kaynak hazırlamaya başladık ve sonra basarak tüm öğrencilerimize ulaştırmaya başladık. Bir şu, an, bir şu anda yardımcı kaynak kitaplar ücretsiz mi? Aynen. Ders kitabı gibi. Ders kitabı gibi. Yani öğrencilerin e, mevcut derslerinde yardımcı olabilecekleri, etkinlikleri içeren, farklı bilgiler içeren, mevcut kaynakları zenginleştiren bir sürü öğretim materyali hazırladık. Bunları ve yardımcı kaynak olarak tüm öğrencilerimize ulaştırdık. Şu anda öğrencilere ulaştı mı aynı. bunlar? Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle, yani bugün itibariyle tüm öğrencilerimizin masasında sadece ücretsiz ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da ücretsiz olarak hazırlanacak dendi. Ahmet Hakan Bey. 153 milyona yakın ders kitabı dağıtılırken 136 milyon da yardımcı kaynak tüm öğrencilerimize ulaştırıldı. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz bir şekilde. Bundan önce çocuklar onları ücretli mi alıyorlar? Ya şöyle, eğitim sisteminin kronik problemiydi. Alıyorlardı diyemem Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleneğimizde hep yardımcı kaynak kullanılamaz diye bakanlık genelgeleri yayınlayan bir bakanlığız. Ama cari olarak sistemin içerisinde hepimizin e, tanık olduğu... Peki o... madem... Milli Eğitim Bakanlığı olarak kaynak kitap kullanılamaz dediniz. Niye öğrencilere ücretsiz kaynak kitap veriyorsunuz? Bunu birinci aşamada bunu velilerimizin, okullarımızın, öğretmenlerimizin gündeminden çıkartalım istedik. Birinci psikolojik bir şey. Ha. O, Tabii. o, o bağlam Tabii, çıksın. Bağlam çıksın. Para verip kaynak aynen, kitap aynen, almayın. Aynen. Yani şeye efendim LGS'ye girmek için bir kaynağa ihtiyaç kalmasın, YKS'ye girmek için öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu bir kaynak kalmasın ama sadece LGS ve YKS'den ibaret değil. İkin sınıftan on i̇kinci sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenlere yönelik destekleyici mekanizmalar, öğretmenlerin mevcut ders kitaplarını açan, e, bilgilendirme yapan kaynakları tüm öğrenci, öğrencilerimiz ücretsiz olarak eriştirdik. Peki mesela şu anda diyelim ki piyasada e, hala kaynak kitap vardır. Sizin bu dağıttığınız Ücretsiz olarak dağıttığınız kaynak kitaplar artık onlara gereksinim duyulmamasını mı sağlayacak? Yani hala onlara bir gereksinim olmayacak herhalde Ya Gereksinim yok çünkü şundan biliyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz yardımcı kaynakları çok bilinen özel öğretim kurumları bile Milliyetin Bakanlığı'nın sitesinden indirerek öğrencilerine dağıtıyorlar. Ha, standartı ya, bu yüksek olduğu aslında için. Aslında kalite diyorsun. sistemi de piyasayı da domine eden gerçekten en yetkin uzmanlar öğretmenler tarafından hazırlanan kaynaklar. Diğer, diğer taraftan Ahmet Hakan Bey okulları hazırlıkla ilgili 60 bin temizlik elemanını tüm okullarımıza ilk defa okullar açılmadan bir hafta önce gönderdik. Genelde Ekim ayında gönderilirdi. Bir ay sonra gönderilirdi. İstedik ki tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz okula giderken tertemiz okulların olasın. Ya bir ay sonra olur mu? Hemen evet böyle olması lazım. Doğrusu bu. Yani çocuklar okula tertemiz bir okula gelsinler. Evet. Onu evet. sağlamaya çalışıyoruz. Onu, onu sağlamış olduk. Ama en önemlisi... Gerçekten bu bu dönem için sessiz bir devrim oldu. İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderdi. ya biz ne, ne bu, demek? Bu şu demek. Okulların temizlikle ilgili, kırtasiye malzemesiyle ilgili, küçük onarımlarla ilgili, laboratuvar ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçları var. Eğer siz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bütçeye göndermezseniz okullar, okul yöneticileri okul aile birlikleriyle ilişki kurmak zorunda kalıyorlar. Verilerden işte bağış adı altında yardımlar almaya çalışıyorlar veya top kağıt istiyorlar. Ya biz şunu göstermek istedik tüm Türkiye'ye. Son 20 yılda ülkesi için bu kadar büyük bütçeyi ayıran bir bakanlık okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz kalamaz. Ve o 17 Haziran'daki okullar kapandıktan sonraki bir haftadan itibaren yazın tüm okullarımıza 3.3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik. Peki <gülüyor> bu <gülüyor> mesela şu demek mi? Yani Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki herhangi bir ilkokulun kendine özgü bir bütçesi mi var? Evet. Var mı? Evet. evet. Hakkari'nin de var. Aynen. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması şuydu Ahmet Bey. Daha önceki. Biz, tabii. Uygulama şu. Bizde temel eğitim okulları var. Okul öncesi ilkokul, ortaokul. Bir de orta öğretim kurumlarımız var, liselerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı liselere bütçe gönderiyordu ama temel eğitim okullarına bütçe göndermiyordu. Bütçeyi ha. nereye gönderiyordu? İle gönderiyordu. İlçe'ye gönderiyordu. İlçe kendisi değerlendirip okulların ihtiyacını karşılıyordu. Biz bu defa bu bağı il ve ilçelerden kestik. Doğrudan okula gönderiyoruz. Doğrudan okula gönderiyoruz. Bu inanılmaz bir atmosferi değiştirdi. İlk de okul yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda bunun ne kadar büyük bir teveccüh e, oluşturduğunu gördük. Yani ben en son e, Nevşehir'deki okul yöneticileriyle e, bir toplantı yapmıştım. Bir bayan öğretmenimiz, okul yöneticimiz toplantının sonunda koşarak geldi. Dedi ki ya ilk kez hesabıma baktığım zaman Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bana sorulmadan bütçe gönderildiğini gördüm. Yani temizlik malzemesi için, kırtasiye malzemesi için efendim küçük onarımlar için. Bir de yani bu artık ihtiyaç <laughs> kalmamış oluyor. Böylece öğrencilerden velilerden bağış adı altında para almak diye bir ya şey zaten vurgumuz oydu Ahmet Arkadaşım. Gündemden düşüyor. Kesinlikle. Biz istedik ki o zaman da çok kamuya açık tüm basın açıklamalarımızda bahsettik. Ya yani bu eğitim sistemimizi yaralayan bir yardımcı kaynak. Çünkü velilerle maddi bir ilişki oluşturuyor. İşte öğrencilere şu kaynakları, şu kaynakları almaları lazım, şu kırtasiyeden almaları lazım. Bunu ortadan kaldıralım. İkincisi şu bağışı kaldıralım artık ya. Yani Bağış olabilir okul aile ama kayıt yapmakla zorunlu bir ilişki olarak bağış olamaz. Veli isterse okul aile birliğine bağış yapabilir. Yani Bununla ilgili hiçbir engeli yok. Bakalım şöyle oluyordu bu işler. Bağış almayın diyor bakan. Fakat okul diyor ki ya param yok benim burayı çekip çevirmek için. Hem benden bağış alma diyorsun hem bana para vermiyorsun. Olmuyor bu iş diyordu. Şimdi şimdi bu kalktı. Kardeşim ben sana bütçe gönderiyorum. Evet. Gerçekten bütün Türkiye'de her okula gönderiyor bütçe musunuz? Bütçe gönderildi. 3 milyar 750 milyon TL. Bugün itibariyle tüm okullarımızın kullandığı bütçe bu paranın 2 milyar 150 milyon TL. Yani okullarımızın bütçesinde hala 1 milyar 600 milyon TL Kullanılmak üzere ihtiyacı binaen bekliyor. Bütün dönemi kapsayacak. Dönemi yani. kapsayacak. Yani. Bu, bu, bu yıl için mi? Bu sabit bir oran değil. Ama Daha Kan Bey. Yani 3.7 milyar, 4 milyara da çıkartabiliriz. 4.5 milyara da çıkartabiliriz. İhtiyaç oldukça. İhtiyaç olması durumuna göre sürekli değiştirebiliriz. Bir de burada kritik olan bir şey var. Sabit bir bütçe göndermiyoruz. İhtiyacı fazla olan okula daha fazla ihtiyacı az olan okula daha az bütçe. Peki bu bütçe istismarlarının <laughs> önüne geçecek denetim mekanizmaları da oluşturduğunuz mu? E, tabii ki tabii ki. Onlar ya, tüm, zaten var. Tüm şeyleri var. izliyoruz zaten. Nereye kullanıldığı, hangi harcama kalemlerinde kullanıldı, bunları izliyoruz. Ama bu şu anlamda okullardaki iklimin güçlendirilmesi anlamında. Özellikle okul yöneticilerimizin dimdik ayakta durarak süreçleri yönetmesi anlamında çok kritik bir destekti. Gerçekten bir de garip olan şey şu Yıllardan beri tüm eğitimle ilgili toplantılarda dile getirilen şeyler bunlar. Her okulun bütçesi olsun. Her okul kendi bütçesine göre ihtiyaçlarını karşılasın. He, Ama bu yılların sorunu aynen. bir de şey kaynak kitap da yılların, e, yılların sorunu. Evet. O da, evet, evet. yani aslında çok zor değilmiş değil ya mi ya Sayın kesinlikle. Bakan? Ben ben şuna inanıyorum Ahmet Hakan Bey. Bizim eğitim sistemimizin bu devasa ölçeğine rağmen çözülemeyecek hiçbir problem yok. Önemli olan açık Şeffaf bir şekilde süreçleri konuşalım, verileri konuşalım ve iyileştirme alanlarını belirleyerek o iyileştirme alanlarını sürekli daha iyi noktaya çevirmek için güçlü projeler yerine getirelim. Zaten bakan olarak başladığım zaman şunu söylemiştim. Aslında bu bununla da ilişkili. Ben reform yapmayacağım. Ben sürekli iyileştirme kültürünü eğitim sisteminin içerisinden monte etmeye çalışacağım. Çünkü asıl olan şey iyileştirme kültürüdür. Yani tabii. yarının bugünden daha iyi olmasıdır. İsterse çok az olsun ama... Sürdürülebilir iyileştirmeye tüm eğitim sistemimizin içerisine dahil etmemiz Şüphesiz. lazım. Şüphesiz. Ya şu anda giden ya, gerçekten şöyle. sizi e, yani ben e, şu iki somut gelişmeyi göz önünde bulundurarak şimdi şu ana kadar ne konuştuk? Bir böyle her yıl konuşulan 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 ama bir türlü çözülmeyen ka yardımcı kaynak kitap sorununu çözdünüz. Şahane. Diyorsunuz ki şu anda bütün öğrencilerin önünde yardımcı kaynak evet. kitapları var. Bravo. İki okullara bütçe ayırdık. Artık bağıştı, şuydu, buydu, kayıt falan, bu işler bitti, bu hikaye bitti diyorsunuz. Hı hı. Denetleyelim. Bundan sonra biz de bu konuda gazeteciler olarak bakalım bu dedikleriniz yürüyor mu? Bu sistem gerçekten yürüyecek mi? Yürüyor mu? Ona bakalım. O ayrı bir şey ama hı hı. bu kadar iddialı bir şekilde bu perspektifi koymanız ve bitti bu iş demeniz. Gerçekten tebrik şayan bir şey. Ee, önemli yani bu iki konu. Şimdi, diğer, diğer taraftan hazırlıklarla ilgili isterseniz devam edelim. Diğer taraftan 4.256 tane okul. 4.256 okulun büyük onarımlarını ve depreme yönelik güçlendirme çalışmalarını tamamladı Türkiye'de okul sayısı kaç? 57.108. Bunlar e, şey mi? Hani. E, Biraz daha deprem açısından güçlendirilmesi gerekiyor. Bir kısmı güçlendirmeye ilgili ama büyük bir kısmı büyük onarımlar. Çatısında problem var. Efendim, yani başka, o tür okulları hallettik diyorsunuz. O, o okulların hepsini elden geçirdik. Temel eğitimde 10 bin okul projesini tamamladık. Temel eğitimdeki 10 bin okul projesi şuydu. Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda görece diğer okullara göre dezavantajlı olan okulların hepsini belirledik. Hatta 10 bin okul dedik ama 10 bin üzerinde okula dokunduk. O okulların küçük onarımları, kütüphaneleri, laboratuvarları, öğrencilere yönelik eğitimleri, öğretim materyalleri, öğretmenlere yönelik kapsamlı eğitimleri komple elden geçirdik. bir, bir yılda bitirdik. 3 milyarlık bir projeyi tamamladık. Yine bu eğitim öğretim yılı için 198 tane yeni okulu yani yeni okulu eğitim öğretime başlattırdık. Diğer taraftan bu en önemlisi bu. 1457 tane yeni ana okulunu eğitim öğretime açtık. Onu konuşacağız Sayın Bakan. İsterseniz yani diyorsunuz ki biz 2-3 ay öncesinden bu eğitim öğretim yanına hazırlık yaptık, çalıştık ama bunları yaparak çalıştık diyorsunuz. Evet. O anladım. Yani niye bu kadar uzun sürdü anlamında Hı -hı. sormuştum ben. Şimdi tek tek konuşacağım onları Tabii. ama şu ana kadar Hı -hı. bir yardımcı kitap sorunuyla ilgili önemli bir ad adım atıldı. Artık her öğrenciye ücretsiz yardımcı kitap veriliyor. İki bütün okulların bütçesi var. Şimdi öğretmen meselesine gelelim isterseniz biraz. E, 20 bin öğretmen atadınız değil evet, mi? Evet. 20 bin öğretmen atadınız. Ne zaman atadınız? 1 Eylül'de atadık. Yeni yani. Yeni atadık. Yeni yeni atadık. Atandı, eğitim yani. eğitim öğretim sistemimize 20 bin öğretmen daha dahil olmuş oldu. Burada bir de e, özellikle bu 20 bin öğretmen atamasında Erzurum'a tayini çıkan. Ama yolda giderken bir trafik kazasında kaybetmiş olduğunuz Özge Kılıç de rahmetle minnetle almak istiyorum. Allah rahmet, Ar rahmet eylesin. Peki yeni önümüzdeki süreçte <laughs> e, yeni bir öğretmen ataması yapmayı düşünüyor musunuz? Ya şimdi e, Ahmet Hakan Bey, eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. 2000'li yıllarda öğretmen sayımız 5 500 bin civarındaydı. Yani 750 bin, bin öğretmen son 19 yıl içerisinde atandı. Atanmayan öğretmen atamasının yapılmadığı hiçbir yıl yok. Yani son 20 yılda Peki, sürekli öğretmen ihtiyaç ataması İhtiyaç oldu. ne kadar i̇htiyaca var? İhtiyaca göre, ihtiyaca göre. Mesela bakın bu sene biz e, göreve geldiğimden itibaren okul öncesi öğretmen, okul öncesine çok büyük ağırlık verdik. Okul öncesindeki okullaşma oranlarını, OECD ortalamalarına yaklaştırmak için inanılmaz seferberlik yaptık. Ve bu 20 bin öğretmenin 7503'ünü okul öncesi öğretmen olarak ayırdık. Yani bakanlık yıllara sarih bir şekilde değişen öncelikleri ihtiyaçlarına göre planlama yapar. Mutlaka öğretmen ataması yapar. Ve bizim aslında en büyük avantajlı olduğumuz nokta şu. Yani Türkiye'nin bazılarının aslında ıskaladığı, kaçırdığı şey şu. Türkiye son 20 yılda eğitim sistemini çok büyütürken yani öğrenci sayısını artırırken bir şeyi başardı öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azalttı. Bakın 2000'li yıllarda 2000'li yıllarda işte 5 yaştaki okullaşma oranı %11. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44. Bu oranlar hep %90 üzerine çıktı. Ama o dönem öğretmen başına ve destek düşen destek başına düşen öğrenci sayısı bugünden çok daha yüksekti. Ya bu neyi, neyi gösteriyor? Bugün bu, kaçtır mesela öğretmen başına düşen yani öğrenci sayısı. eğitim kademesine göre değişiyor. 40'lar civarındaydı. Şu anda 25'lerin altına çıktı, düştü. O hani ben hatırlıyorum <laughs> bizim e, gençlik dönemimizde gazetecilik yaparken bir ana baba günü gibi evet, bir abi. sınıf, 90 kişilik, e, 50 kişilik, 60 kişilik. Bugün Cumhurbaşkanımız da açılışta söyledi. Öğrencilerle muhabbet ederken yani biz eğitim öğretim alırken 75-80 kişinin olduğu sınıflarda eğitim öğretim gördük yani. Şu anda öyle bir şey kalmadı o Yok, zaman. Yok kalmadı. Çok istisnai durumdur. Ya Şu anda 857 bin dersliğin %60'a yakınının mevcudu 25'in altında. Ne güzel ya. ya. Bu müthiş bir oran. ya. Gerçekten, çok güzel evet. Ya Türkiye çok güzel şeyler yapıyor. Bu güzellikleri ön plana çıkartmamız lazım ve bundan mutluluk duymamız lazım. Peki ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen yapılacağına dair iddialar var. Doğru mu bu? Bu doğru değil. Bir kere şeyi düzeltmemiz lazım. Ücretli öğretmen diye bir tanımlama yok. Ahmet Neyi kast ediyorlar? Olay peki? şu, yıllardan beri yani son 20 yılın bir problemi değil. Yani e, öğretmenimiz hastalanabilir, rastlı olabilir, rapor alabilir. Geçici olarak o öğretmenin yerine derse giren ve bunun karşılığını da ücret alan öğretmen niteliğine sahip olan arkadaşlarımız. E, bu bununla ilgili Bakanlığın ücretli Olarak çalışan öğretmenlerin kadroya geçmesiyle ilgili hiçbir çalışması yok. Yani bu, bununla ilgili bir sosyal medya hesabından galiba paylaşım olmuş. Bununla ilgili hükümet çalışma yapıyor diye. Çünkü öğretmen alımlarının tek bir mekanizması var. O da KPSS. Ha, doğru değil bu iddialar Doğru değil. Yok. Anladım. Bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Yani. Peki.